Anadolu Yayıncılar Derneği aralarında Edessa TV'nin de bulunduğu 70 ulusal ve yerel gazeteciyle deprem bölgelerine ziyarette bulundu. Büyük deprem felaketi sonrasında harekete geçen dernek iletişim başkanlığının desteğiyle bölgeye ziyaret düzenlendi. 6 Şubat asrın felaketi deprem bölgesi ulusal ve yerel basın buluşması programıyla bölge halkının sorunları ele alınarak yapılması gerekenler konuşuldu. Kahramanmaraş'ta başlayan ziyarette AK Parti milletvekili Mahir Ünal katıldı. Siyaset adına kullanan, istismar eden, itibarsızlaştırmaya çalışan, hiçbir zorluğun, hiçbir sıkıntının altına girmeyen insanlarla da mücadele etmek zorundayız. Ve biz şundan da yorulduk. Bu ülkede yangın olur, bunlarla uğraşırız. Sel olur, bunlarla uğraşırız. Deprem olur, bunlarla uğraşırız. Allah rızası için artık bu ülkeyi, bu milleti sevsinler ve bu güzel insanların bir zorluk yaşadığında onların zorluğunu, sorununu, sıkıntısını kendi siyasetleri için istismar etmek yerine ne olur dertlensinler ve paylaşsınlar. Ben ilk günden sabah 8'den itibaren buradayım, iyi ki buradayım diyebiliyor musunuz? Eğer dışarıda olsaydım çok büyük acı yaşardım. Fakat acıyı ne iyileştiriyor biliyor musunuz? Acıyı, acının merhemi o acıyı paylaşmakla iyileştiriyor. Şu konuda hepimiz rahat olalım. Bu millete bir şey olmaz. Bu millete hiçbir şey olmaz. Bu millet çok güçlü bir millet. Gittiğim yerlerde duyduğum bir şey daha vardı. Hep şunu söylediler bize, biz onlara moral verirken onlar da bize moral veriyordu. Biz Zümrüt-ü Anka gibiyiz, küllerimizden doğarız diyen yüzlerce, binlerce adeta anlaşmış gibi insanları gördüm, insanlarımızı gördüm. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde depremle ilgili briefing veren Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Merkezi Kahramanmaraş'ta. Burada hem Allah'ın sayın bölgemiz detaylı bilgiler veriyor. Tabii can kurtarma, arama kurtarma olarak başladığınız ve hemen eş zamanlı da barınma beslenme olarak devam eden süreç. Şu an tabii çadır kentten, konteyner kentte ve kalıcı konutlara doğru çok hızlı bir çalışma yapılıyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren hem yerel imkanlar hem de hükümetimizin ve civar yerlerden destekler hızla geldi. Burada her ilde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızla talimatıyla bakanlarımızın koordinasyonunda bir süreç yaptık. İçişleri Bakanımız buradaydı. Tabi her bir alanda bir sorun tespit edildi. Burada belediyelerimizden, valilerimizden bahsedildi. Mesela bakanlığımız, İçişleri Bakanımız başkanlığında çalışma grupları oluştu. Örneğin barınma grubu, çadır grubu, konteyner grubu, yemek içme grubu gibi çalışma grupları ve bunların başında da birer sorumlu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle bu gruplara destek verdik.